Merhabalar değerli gönlü güzel dostlar. Hoş geldiniz Gurbetçi Ailenin evine. Nasılsınız bacılarım ve beyefendi kardeşlerim? Tuğçe duydum. İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz diyelim değil mi? Her halimize şükürler olsun. Kız çenem düştü ha. Bakayım anam gene bir sürü olmuş. Ercan Bey işte. Akşam gelecek. O gelmeye de dedim bir tane biraz hamur yoğurdum. Ondan sonra ne yapayım arkadaşlar, bütün insanların, bütün ailelerin, ev hanımlarının özellikle hani ne pişireyim, hepimizin evinde maalesef var, ne yapalım ne edelim, bir telaş. Rabbime şükürler olsun, evimizin içi de dolu, hani yok da değiliz işte, gene de varlıktan mıdır nedir bir eringeçlik, bir kararsızlığımız. Biz yapsak da çocukların damak zevkine uymuyor. Onlar hoşuna gitmiyor. Ha bunu pişirdin yapıyorlar. Bu varlıktan işte. Hani onu bile bulamayacağı günler gelecek de işte bunu geldi gençlerimize anlatalım. Anlayanlar var da bilmiyorum arkadaşlar. Neyse kızım ha, nerede nereye. Yani ben de dedim ki dünden yemekler falan yapmıştım. Onlar bitti şükür. Çünkü benim yemeğim bitmezse ben ertesi gününe ekstra bir yemek yapmam. O bitecek. Onları bitirdiydim. Sabah erkenden kalktım, hamur yoğurdum. Hamurla dedim ne yapayım. Evimde de ıspanağım vardı. Uzun zamandır ıspanak kavurması istiyordum. Böyle yumurtalı falan kahvaltıya ben çok severim. Ondan sonra şöyle bakın. Akşam bunu yıkadım, mis gibi doğradım. Kızlar buzdolabıma attım. Böyle ağzını kapattım, buzdolabıma attım. Sonra dedim ki kız Selma dur dedim. Uzun zamandır hamur işi yemedin. Yoğur bir hamur. Bizi eskiden de yapardım, böyle ince pide şeklinde değil de kömbe şeklinde, böyle kalın börek şeklinde yapınca göreceksiniz. Kendimi canım ondan istedi. Kendime ıspanaklı pide yapacağım. Kalın kapa, üstü kapanan var ya. Ercanlar şimdi ona mırın gırın ederler dedim. Kalktım, evde de fazla şeylerden yoktu da. Böyle paprikam vardı, yeşil biberim, soğan. Ondan sonra mantarım vardı, doze mantar, onu da yıkadım buraya koydum. Doze mantar, o bunlarla karışık bir mısırımız da kalmamış. Artık ne yapayım, domates yıkadım, domatesli kaşar peynirli. Buzluktan da kaşar peynirlerim vardı, çıkardım onları da. Ondan sonra onlara karışık bir iki tepsi pizza süreceğim. Talha Bey'e sucuklu pizza yapacağım. Kendime de işte bunu yapacağım. Bunun yanında da dünden tavuk haşlamıştım. Tavuk suyum var, tavuk etim var. Onlarla da böyle bol acılı bir şehriye çorbası yapacağım. Bugün akşam menümüz, Allah nasip ederse, Rabbim yedirmeyi nasip ederse bunlar. Oh be, bitti. Anlattım. Kızlar şöyle çevireyim. Canlar, Sudenaz'a bir kargo geldi. Size kargo olayım var, onu da anlatacağım da. Çekiniyorum da anlatmaya, tepki de alırım. Hemen bir sevmeyenlerimiz, aha onlara fırsat oldu, dur Selma'ya iki laf sokayım diyenler olacak da. Ama neyse anlatacağım. Başıma neler geldi değerli dostlar. Galiba ben dolandırıldım. Ercan'ın da haberi yoktu. Ona da bugün söyledim. Garibim, evdeyken söyleyemem kocaya. Niye biliyorsunuz? Evdeyken tepkileri daha fazla oluyor. Ercan'dan gizli bir şey yaptım. Ercan olsa yaptırtmazdı. Yuu, bir sürü doğruymuş aslında. Kocam haklıymış da ben bu sefer yanıldım. Normalde ben yanılmazdım. Başıma gelecekmiş demek ki. Neyse ben böyle evde otururken her zamanki gibi şöyle internette, Instagram'da gezerken bir tane site bir şey gördüm. İndirimde yılbaşı indirimleri, işte stokları, üstünde MediaMarkt şeyi olarak geçiyor. Altında Kaufland, hani güvenilir firmalar var. Kız hep onların şeyinde böyle bir şey gördüm. Birkaç tanıdığım isimleri gördüm. Onlar da beğenmişler. Orada bir kahve makinesi, hem de Philips'in kızlar. Normal fiyatları 1000 küsür onların. Ondan sonra 350 euroya düşmüş. 350 eurodan da stok, yani son indirim 100 euro. Onu görünce bir de dedim güvenilir dedim. Kimseye de söylemeden kendi başıma. Ah Selma şimdi şu hani kafamı vurasım var duvarlara. Ne bileyim kız, tuttum. Bastım. İşte para şeyini yatırdım. Karttan yaptım ha. Bak param demek ki kaşınmış ki. Gitmek istemiş. Beni de sevmemiş paracığım. Neyse para hemen yuttu. Aldılar. 2 hafta olacak arkadaşlar. 2 haftadır kimseye de demedim. Çocuklara da demedim. Kendi başıma yaptım. Hayatımda da ilk defa internetten kendi başıma alışveriş. Çocuklarım yapardı genelde. Bu sefer de ben yaptım. Dedim
Niye yapmayayım aman dedim. Böyle kız. Neyse yapmaz olaydım. Ay bekledim bekledim böyle aradan 5 gün falan geçti. Sonra dayanamadım kız dedim. Tuğçe ben Sudenaz ben böyle böyle iş yaptım ya kızım dedim. Sude şöyle bir baktı. Kontrol etti. Anne dedim işte şu 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 firmalar var. Güvenilir ya korkma dedi. Sonra bizim Duygu'ya. Ona yazdım Duygu ablası dedim. Ben böyle böyle bir şey yaptım ya. Herhalde beni dolandırdılar. Bu makina gelir mi? Abla dedi. Ona da gönderdim. Ama ben de ne yaptım biliyor musunuz? Bu kaydetmiştim o siteyi. Şu an kaydımda da var. Telefonumda o Ercan olsaydı Ercan'ın telefonundan gösterirdim size de. Şimdi gösteremem ama bir başka videomda mutlaka gösteririm. Hani abla dedi bu dedi hani güvenilir gelir ya dedi korkma. Öyle deyince bir rahatladım. Kızlara da anlattım. Kızlar da gelir anne dedi. Neyse babanıza demeyin dedim. Gizli yapıyorum. Gelince söyleyelim. Anam gelmedi. Ay beni bir kurt tuttu içimi böyle Allah'ım dedim görüyor mu? Ya parasında da değilim. İlk defa yaptım. Beni niye dolandırdınız? Be adamlar, be kimseyiz. Yani o para ne? Tabii nasıl diyeyim? Çok kişiyi dolandırırsalar benim gibi böyle düşseler adamlar zengin olurlar. Öyle göz açık bizim gibi enayiler oldukça kendi adıma diyorum kimse üstüne alınmasın. Benim gibi enayiler oldukça göz açıklar zengin olur hesabı ya. Yalan dünya haram olsun hakkım ne diyeyim gitti herhalde param gelmedi kızlar her gün kapıyı bekledim evime gelen kargolar bana mıdır diye hevesle geliyor bir bakıyorum bana değil ya kızlara geliyor ya Talha'ya geliyor tüh diyorum her gün böyle gözüm kap şey postacıyı bekledim sonra bugün Ercan'a baktım umudum gitti Ercan'a dedim işten gitti aradım Ercan dedim bak dedim böyle böyle şeyler oldu. Ondan sonra Ercan ne oldu ne oldu anlat anlat hadi dedi. Ercan bak ama dedim kızma ha dedim. Hayatımda biliyorsun ilk defa yaptım. Huylanıyor şimdi ne oldu acaba benim karı ne yaptı? Çünkü Ercan'dan gizli hiçbir şey yapmam. Her şeyi bilir. Neyse Ercan dedim böyle böyle demin size anlattıklarımı anlattım. Ercan ah be karı ah be karı. Ne bileyim kocam ne bileyim dedim etme kadar alayım sen de bak zaten moralim bozuk bir de sen benim moralimi bozma dedim tamam şans tamam dedi hadi canını sıkma bir şey olmaz dedi biraz daha bekle olmazsa dedi polise gideriz şikayet ederiz en azından hani başkaları dolandırılmasın hani yine günahları boynuna anam yarın bir gün gelir de derim yani şey tek gelsin de ben utanayım değil mi dolandırıcı dolandırıldım demeyeyim. Ama gerçekten moralim çok bozuk. Dolandırıldım kızlar galiba. Korktuğum inşallah başıma gelmez. İnşallah gelir diye umut ediyorum hala. Sudenaz'da da kargo geldi. Bu kargo da büyüktü biliyor musun? Adamın elinde görünce ay bir sevindim. Ay galiba benim makine geldi. Bir açtım ki hemen kapacağım. Ay bir baktım üstünde başka şey yazıyor. Sudenaz'ın ismi Lidl'in şey yılbaşı paketi gönderiyorlar ya. Geçen Aldi'de de olmuştu. Sude'ye Aldi'de de gelmişti. Göstermiştim. Lidl'i de göstereyim. Lidl'inki biraz daha havalıydı. Kartonu falan. Şöyle bir tane kesme tahtası koymuşlar kutunun içine. Bir tane şöyle biber kıvırıyorsun kıvırıyorsun ya. Şöyle biberlik koymuşlar. Şöyle bir tane klorun makarnaların falan üstüne dökülüyor ya sos. Blonez sos mudur nedir? Bloknez. Neyse işte bundan koymuşlar. Bir tane de hani bu da herhalde makarnalara falan. Ben hiç sevmem bunları. Bir de bundan koymuşlar. Bir de şöyle şokoladın koymuşlar. Bu da badem kremiymiş. İçinde badem ezmesi var galiba. Bunları da pek biz sevmeyiz de. Neyse kızlar. Bir de şöyle yumurtalı erişte makarnalarda. Paketin içinde bunlar vardı. Al Tuğçe. Bunları geri koyalım. Şunu şuraya koyalım. Buraya şurada dursun kullanırım. Kesme tahtasına ihtiyacım yok. Şunu şuraya koyayım. Geçen de kızlar şöyle iki şişe canlı yayınımda da göstermiştim. Böyle bir litre böyle bir litre var. Onu da kaldırdım. Bunu da Ercan'ın Yunan bir arkadaşı vardı. Hediye o getirdi. Yunanistan'dan getiriyor buraya. Burada satıyor ama bize hediye veriyor bunları. Her geldiğinde böyle 1 litre, 2 litre kafası eserse veriyor. Ondan sonra kızlar Tuğçe'de şöyle 3 tane sunumluk. Böyle şey gibi porselen gibi taş. Bunlar da 1 euro 70 sente düşmüş. 5 eurodan. Anne böyle kahvaltı falan hani bir misafir falan gelirse veyahut da ben misafiri değil. Ben de misafirim bu dünyada kendime de yaparım. Ben öyle misafiri neyi değil. Kendime de özenirim. Hiç şey yapmam yani. Kullanırız diye sofraya böyle aile kahvaltıları örneğin Orçun gelecek
Biz o zaman özeniyor kızlar sop kahvaltı falan hazırlarken. Şunlardan almış. Gerçi ben bu tip şeylere karşıyım. Ben bakınca sağ üstüne çikolata gezdiriyorlar ya şöyle. Tamam Tuğçe. İşte sunumluk 3 tane bundan almış. Onu da şimdilik şurada koyayım. Yıkansın bunlar. Şurada yerim yok çünkü. Ve böyle değerli dostlarım. Bir de benim evimde minik minik sinekler var. O sinekler beni yedi bitirdi. Anne, efendim? Ne aldın Tuğçe? Gösterelim mi? Kendi gelmiyor buraya. Elim yüzüm berbat değildi. Geçen kızlar Tuğçe çalıştığı parayı çalıştığı mekana geri yatırıyor. Şu sinekleri vuracağım. Kız kuş lastiğim yok mu? Şöyle bır bır avlayayım şunları. Benim evimde mi var sadece ya? Kız şuraları hep kaldırdım. Sirkeli su yaptım ki acaba koku moku varsa. Hani neme geliyor ya. Bizim evler nemli ya arkadaşlar. Benim bu evler küflü evler. Yağmur çok yağdığı için evler nem topluyor. Bunlar da neme geliyor. Üvez üvez bunlar. 10 euroya düşmüş kızlar. 25 eurodan şu. Bakın. Bayağı ucuza düşmüş. Sude Tuğçe bunu görünce anne dedi evde de bundan mitiri milyonlarca da anne herkes alıyordu dedi dayanamadım dedi. Bir de Sude orada çalıştığı için pardon Tuğçe %10'da indirim kuponlar oluyor ya bunlar. Yani 8 euroya gelmiş şu gördüğünüz 25 euroluk şey. Al kızım. Çok güzel ama böyle şey. Tamam güle güle kullan Tuğçe Hanım. Şunları da al. Yani böyle değerli dostlar şunu buzdolabına koymam lazım. Burada dursun. Neyse meyveleri falan seçtim. Üzerlerine falan acaba dedim hani eziye büzüğü var mı diye onları ayarladım. Bu ayrı kabın içine koydum. Geri şimdi buraya geçireceğim. Kötü olanlar varsa dedim. Hah bunları da şöyle şuraya koyayım. İşte bunlar bu kadar meyve kaldı. Kötü olanlarını attım. Şimdi şu bana lazım. İşte böyle değerli dostlar. Durun size bir leğende hamur yoğurdum kızlar. Bakın. Böyle güç bayağı kabarıktı da biraz indittirdik kabarığını. Koca bir leğende hamurum var. Şimdi bu hamurlarımdan beze yapacağım. Aa, güzelce ben şuraya yerleştireyim onları. Hazırlayayım. İçlerini hazırlayayım. Anam yüzüğü düşürecektim. Ne yapacağım? Şunun içine şu kardeşleri geçireceğim kızlar. Doğrayacağım bunları hemencecik. Bu içimi hazırlayayım. Talha'nın sucukları hazırlayayım. Ondan sonra aklımdayken şurada şimdi gördüm Ercan kızıyor saydıydı. Şundan bir tane içmem lazım. Şuraya otur. Niye düşüyorsun oradan? Şunlar da soslarım birazdan hazırlayacağım. Şurada erisin şöyle koyayım. Şuradan bir gel kız sen. Şu magnezyum bir kareperi miydi? Bir bacım sormuştu Selma o içtiğin ne diye. Kızlar böyle benim şimdi şu son zamanlarda şuradaki damarlarım falan bayağı ağrıyor. Kafamı neyimi çeviremiyorum. Gene magnezyum şeyi başlamam lazım. Bu saatte içeceğim. Her gün bu saatte içeyim. Aslında sabahları içsem daha iyiydi. Şimdi şu biraz erisin. Ondan sonra bunu bir dikeyim depeme. Ondan sonra da başlayayım işleri. Anam kız gene doldu. Ben işte ne yapayım biliyor musun? Hemen 2 dakika şuracıkları halledeyim. Ondan sonra gene açayım çünkü Ercan'a da vakit olsun. Ercan da gelince sizlerle muhabbet etmek istiyor. Kızmasın kocam. Gene düştü çene. Değerli dostlar. Hadi Selma hokus pokus yapsın. Ben hamur tarafına geçtim. Diğer malzemelerimi hazırladım kızlar. Hamur da bir güzel olmuş. Size de göstermeden edemedim. Bakar. Bembeyaz. Vallahi çok güzel. Tam ne koyu. Ne cıvık hani kulak memesi yumuşaklığı denir ya. Ha işte ondan olmuş. Git sinek misin nesin midemi bulandırma. Malzemelerimi doğradım. İçinde sucuk var, zeytin var, mantar. İşte o paprikalar, kekik attım. Zeytinyağı, tuz attım. Şöyle bakın. Ondan sonra burada da sosunu hazırladım. Şuradan bir kaşık alayım. Domates sosu, hazır domates sosu. Ondan kattım. Ondan sonra içine kekik attım. Zeytinyağı döktüm. Bir de şey, kekik döktüm. Bir de neydi kız? Ha, bir tane de kesme şeker attım arkadaşlar. Bakın kesme şeker de daha yeni yeniriyor. Tuzunu attım. İşte bu da pizzamın sosu oldu. Burada domates var, beyaz peynir var. Baharatlarını attım. Karabiber, biraz toz biber, yani şey yaprak biber. Soğan rendeledim.
ıspanağım çiğ. Biz çiğden, yani biz derken kendi adıma konuşayım. Ben çiğden çok seviyorum. Yani çocuklara da öyle alıştırdım. Ispanağı her zaman gözleme bile yapsam, hani ıspanaklı börek diyoruz ya, onu bile yapsam çiğden yapıyorum. Çenem düşmesin. Böyle kısa kısa aralıklarla çekeceğim, size göstereceğim. Kocama da şey kalsın. Pizzalıklar için şöyle şöyle yeter ya. Talhaniki de mini olsun. Talhanikini de şuraya yatıralım. Gel kız sen de şuraya. Şuraya da şöyle. Börek içinde. Hamurum yetmeyecek. Ben hamur artar dedim ya. Atmayacak. Hamur bitti arkadaşlar. Şimdi şu bezileri yedireceğim. Birbirine eşitleyeceğim. Bakalım ne yapacağız. Maşallah hamurum da ne güzel olmuş kız. Tötötü maşallah. Tötü deyince tükürmüyorum ha. Kızlar vallahi hamurumun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel ha. İlerine gelsin. Değil mi? Önce bir folya şeyle. Adını buna hiç diyemiyorum ya. Streçleyeyim şöyle üzerimi. Sonra çabuklarım da mis gibi tertemiz. Biliyorsunuz az çok beni tanıdınız. Ama yine de illa şu naylondan geçireceğim şöyle. Bezlerim de. Hem bezlerimde un olmayacak. Hem de tertemiz üzerlerini örtmüş olur. Benim bütün işlerim hazır. Şöyle çevireyim size. Burada bir leğenim var. Leğenimi yıkayacağım. Malzemelerim hazır. Buraya hepsini dizdim. Şimdi yüzüklerimi takabilirim. Tepsilerim de hazır. Aha buraya hepsini hazırladım. Biliyorsunuz benim her şeyim elimin altında olacak. Bir de böyle bulaşık yalaşık olmayacak. Her şeyim düzgün duracak. Buralarda bulaşık şu domates pizzanın üzerine geçeceği için şurada yıkanmış duruyor. İçeceğimden birazcık içtim. Şimdi şu hanım kızı da bir yıkayayım. Önce şöyle hamurunu alayım. Bir şeye süngerim hamur olmasın. Elimden alayım. Oy sıçrattım. Bu da gitti miydi? Bulaşığım da olmamış olacak. Ana! Onlar dinlenirken kız ben çorbamı yapayım ya. Allah ne etmesin. Arkadaşlar ben çorba yapacağım ya. Bakın şimdi hiç süngeriniz hamur falan olmayacak. Önceden kabasını alırsanız. Canlar böyle bir lohum dolacak benim. Ben ne yapayım? Gene sizi çorbanın başında biraz da çorbadan göstereyim. Olur ha. Bazı arkadaşlar diyor sen abla böyle çorba falan yaptığın zaman bize göster. Yerim dar kızlar. Şuralar dar dar. Kapım kaçtığı mı bile zor. İşte görüyor musun? Kapağımda bir şey yoktu ya, yine de tabii ki yıkansın değil mi? Hemen çorbamı da atayım kenara, o da kaynasın dursun. Oradan da yırtak, dünden salatam da duruyor biliyor musunuz? Dün bayağı bir salata yapmışım. Tuzlamadıydım Allah'tan hepsini. Heh, onu da şuraya yatırdım kızlar. Gel kız sen de şuraları sileyim. Neyse canlar sizi böyle sıkmayayım. Ne yapayım? Çorbadayız. Evet canlar. Ben şimdi çorbamın başına geçtim. Ne yaptım? Un, salça. Böyle güzelce ben onları kavurdum. Bunun da toz biberi Allah verdi. Çıkana kadar 30 sene geçer. Sonra sarımsak tozu, öbür sarımsaktan rendeleyecektim de o biraz ağır oluyor. Onun yerine sarımsak tozu kullanıyorum.
Ondan sonra ne atıyordum kız? Birazcık karabiber. Çünkü kış ayları ya iyi olur. Antibiyotik gibi bol acılı çorba olsun, değil mi? Evet. Ay. Bakın arkadaşlar. Şimdi içine göz kararı şehriyem atacağım. Sanki yeter o. Çok içinde şey olmasın. Daha da attın mı? Attım nane. Bir de şu. Onu en sona. Sonrasında şöyle bir maydanoz kurusu atacağım. Bir de şunu göstereyim canlar. Bana versene Tuğçe. Kameramanlı mı Tuğçe yapıyor? Kızlar şunu izindeyken bizim gelin Antepli ya. O verdi bana. Böyle Antep'ten getirmiş. Kıpkırmızı. Hem kıpkırmızı hem de zehir gibi acı. Ondan şimdi attım buraya. Bakın. Şimdi ben hemen şurada tavuk suyum var. Burada tavuğum var. Bunlar diklenecek. Hemen şuraya tavuk. Evet canlar bakın. Suyunu da boşalttım. Denesine bakıyorum. Yeter mi değil de bence yeter. Daha bu şişecek. Bakın mis gibi. Burada limonum var. Biraz da limon sıkacağım. Bakın kızlar. Beyefendi kardeşlerim sizin de belki bilenler vardır da bilmeyenler için söylüyorum. Limonu kullanıyorum değil mi? Yarım kaldı. Şunun ağzı küflenmesin ya veyahut da hani şey olmasın diye. Ortasına bir kürdanla da böyle kapattım. Bakın böyle dolabınıza kaldırabilirsiniz. Bunu da Instagram'da görmüştüm. Bolca da limon. Aa limon çekirdeğe gidiyor. Gitti neyse çekirdeğin de vitamin yersiniz belki içinizde büyür. İçine limon mu yiyecek? Gene sonra isterlerse. Bakın canlar şimdi. Bak bu şekilde kapatacağım. Bakın buraya da böyle koydum buzdolabıma böyle kaldıracağım. Biraz da tuz atacağım. Tuzumuz da lazım. Tuzu kendilerizi sonra az olursa kendileri atarlar. Sizin için normalde daha sonra atacaktım da maydanozu. Sırf size göstermek için maydanoz kurusu da atacağım. Yoksa ben en sona kaynadıktan sonra atıyordum. Şöyle. O da yeter. Bakın mis gibi. Kış aylarının vazgeçilmez şehriye çorbası. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi bu kendi arasında kaynayacak tavuklu şehriye çorbası. En sona da bu tavukları parçalayacağım. Bunun içine girecek. Ondan sonra tamamdır. Benim hamurlarda olduğu gibi. Şimdi ne yapayım? Böreklerimden başlayayım. Vlogumu burada durdurayım. Böreklerimi birini ıspanaklının son yani piştikten sonra en son bir tane yapmadan önce size gösteririm. Pizzalarda zaten son halini gösteririm. Daha neler var? Daha Ercan vlogda oldu diyeceğim. Daha Ercan gelecek bana kızacak dolandırıldığımı anlatacak size ballandıra ballandıra. Dolu dolu vlog. İzleyin kız. Destek olun bacınıza. Hadi canlar. Ben devam. Evet canlar. Bakın şehriyeleri tam doğru göz kararı atmışım. Tavuklarımı bu halde hallettim. Bismillah. Selma o tavuklar çok değil mi demeyin. Kalanını ne yapacağım kızlar? Onun için olsun bolcaman olsun dedim. Hepsini de boca ettim. Çünkü kaldıktan sonra ne yapacağım azıcık bir tavuk şeyini etini. İşte bakın. Ve benim tavuk çorba şehriyeli tavuk çorbam da bitti. Kız göstersene burayı. Resim de çek Tuğçe ablacığım. Ve bakın arkadaşlar şimdi altını kısacağım. Kısık ayarda biraz da kendi kendine pişsin değil mi? Kaşık içinde dursun. Akabinde canlar ne yaptım? Dedim ya böreklik bezelerim küçük olduğu için çok fazla büyük açamadım. Şimdi inceltsem çok ince olacak. Tereyağından sürdüm. Haydi bismillah. Ellerim temiz kızlar. O yüzden tiksinmeyin. Tırnak da yok. Bakın ellerim. Yani tırnaklarım da uzun değil. Ben hamur işi falan yaptığımda mümkün mertebe keserim tırnaklarımı. Bolca olsun kız ne de olsa iç çok. Yeter değil mi bu kadar? Yeter yeter. Tuğçe Hanım. Ve canlar işte içimde böyle.
İşte olay bu arkadaşlarım. Ben böyle istedi canım, böyle yaptım. İsterseniz pide şeklinde de yapabilirdiniz uzun uzun. Aman hiç uğraşamam. O da mideye giriyor, o da mideye giriyor. Şimdi Tuğçe ablam bunların üzerine yumurta sarısı sürecek. Sonra da fırına göndereceğiz. Hemencecik kızlar. Ben bunları yapayım. Bakın. Hamur da güzel olunca her şey güzel oluyor değil mi? Ne yapayım? Ben devam çalışayım değil mi? Şunları bitireyim. Çorbamın da altını kıstım. Bunlar da benim için çocuk oyuncu. Allah'ım sağlık sıhhat versin. 5 dakikada bunları hallederim. Bir de bir fırında pişirecek. Oh Ercan Bey gelmeye hazır. Pişti mi Tuğçe? Evet pişiyor yavaş yavaş. Çok güzel. Kızım pişmiş. Allah o çok güzel diyor. Anne yandı demiyor da kızım. Anne ne yanması? Daha dur. Tuğçe delirtme beni. Yanıyor görmüyor musun? Tamam çıkartalım. Öyle desene. Ben de orada bulaşığıyla uğraşıyorum. Dur Tuğçe'cim. Şöyle geç alayım orayı. Evet canlar. Düşmesin. Oh. Hem o yanlık değil. O yumurta şeysi. Bir tek tanesine demek. Yumurta sarımız yetmedi. Olsun. O da öyle olsun dedim. Bir şey olmaz. Ne de olsa ben yiyeceğim. Onu da yolcu ettik. Ve evet canlar. Kızıma elim yanar altını. Oh, neresi sıcak. Yiyormuş? Evet dostlar altları da güzel ben pişmiş. Kızım. Wow, bak. Onu mu istiyordun? Evet. Sıcak sıcak. Oo, dur yapacağım. Dur elin yanar. Kız onu ne yapıyorsun? Tuğçe nimetle uğraşma. Şuradan bıçak alayım. Ha şöyle. Kızlar bakın altları da güzelce ben mis gibi pişmiş. Şimdi ben bunları tepsiye alayım. Şimdi şurada iki pizza bir de Talha Bey'in hamuru kaldı. Uyandı şimdi reis. Uyandı mı? Talha Bey acıkmış da. Şu börekler pişmeye de Talha'nın pizzasını hazırlayayım. Vereyim o yesin. Çorbam da mis gibi oldu canlar. Altını kapadım. Ercan Bey geldi. Değerli dostlar. Hoş geldin ben. Siz de hoş geldiniz gönül dostlar. Ercan'cığım onları niye çıkarmadın? Bileklerim ağrıyor. Yemin ederim ağrıyor. Tamam var. Aha buraya kadar çekiyor. İş yerinden adamlara dedi. Kolları kelepçelendi. İş yerindeki adamlara dedi ya şu birinci ayın 19'una termin aldım. Gönül dostlara yemin ederim hani bunları süs olsun diye değil. Yani beni az çok bilirsiniz. İki parmağımda şu iki parmağımda doğrusu oynatamıyorum. Bu 3-4 aydır böyle geçmedi bir türlü. Selma ben burada konuştum seni çorba göstermedin mi? Konuş be. Söyle 3-4 aydır hiç geçmedi. Artık dayanamadım işte. O gün pazartesi günü Selma'nın doktorda termini var dedim ya. Bir dahaki canlı da söylemiştim onu. Gittim kendime de termin aldım. Bana da o ırık çıkığa verdi. Ayın tam birinci ayın 19'unda termin. Görüyorsunuz değil mi? Bir düşün. Oturun lütfen. Ya, orada bir düştü çenesi düştü. Orada bir röntgen çekecekler de baksınlar bakayım. Ne? Ama işlerindekiler biliyorlar bu direksiyondan oluyormuş. Ay bismillahirrahmanirrahim. Bakayım haydi size artık ne olursa. Aa ben sevdiğim çorbadan yapmışsın Selma. Sen seviyorsun kocam seviyor dedim. Çorbalar pişireyim dedim. Bir koca var bir kocacık var. Pizzalar yaptım hasta hasta kalktım. Biliyorum. Pizzalar yaptım. Kocam dedim seviyor dedim sevdiğin çorbayı yaptım senin için. Pizza yaptım kızlar. Bu ılık. Ercan'cım ılık olsun kaynarın iyidece. Hayırdır? Koca tepsi pizza. Sen benim sevdiklerimden yapmışsın bugün. Hayırdır kocam inşallah. Yesin diye. Ha, tabii kocan yesin diye. Kocan kızacağını biliyorsun da ondan. Canım niye olabilir Ercan? Bir tek dünyada dolandırılan ben değilim ya. Tamam da hayatım sen kendi başına ne yaşayabilirsin? İnsan çoluğa çocuğa söyler, insan bana söyler. Niye kendi başına bir sürpriz yapacaktın diye değil mi? Ercan ben bunu aldım. Nerede? Bilmiyorum. Gelmedi. Polis amcalar arayacağım. Onlar... Şuna bak. Siparişi de daha 5-10 kaç gün oldu? 2 hafta olacak. 2 hafta olacak. Ama sen dedin ya bankadan geri çektirme oluyor diye. 2 hafta mühletin var. Tamam işte 2 haftan tam dolmadı daha. Aman git Selma sen de Allah aşkına. Ya ben şimdi bakın sipariş verdiğine kızmıyorum. Paranın gittiğine de kızmıyorum. Üzülmüyorum. Karımın üzüldüğüne üzülüyorum. Ha ona üzüldüm. Gitti paralar. Ben gitti, de üzülüyorum. Çünkü gitti, üzülüyor olsan migren oluyor. Paracıklar gitti. Ondan sonra 3 gün yatıyor. Ceremesini yine ben çekiyorum. O yüzden. Yemeğini yiyor kocam yemeğini yiyor. Kocam, neyse yırttık yiyecek, gönül yiyecek, güzel dostlar yiyecek. Yırttık. Elbet bu telefon kapalacak.
Yani ne demek yani? Yani güzelce ben de tercihimi konuşuruz diye bir şey demedim. Duyuyorsunuz mu? Yani sizin yanınızda kibarlık taslıyormuş vlog kapandıktan sizin sonra. Sizin yanınızda ben ne diyeyim ben? Canım, canım diyor. Hocam, hocam, hocam ya. Dedim, bu kalbet kapandı. O zaman rol yapıyorsun Ercan. Öyle şey mi olur? Ben yani başıma bir iş gelirse kocamdan ve hani hiçbir yerde aramayın direkt kocamı beni şikayet edin. Kadının başına iş gelmiş deyin. Buradan açık açık söylüyor. Senin aklına neden girdi hakikaten? Ya böyle oturuyordum. Şöyle i̇şte, baktım. Bayanlar elinde telefondan fazla gelmesin. Hayatımda ilk defa yaptım. Tamam biliyorum ilk defa. İlk defa başıma biliyorum, böyle bir şey geldi. İşte ben ilk ben ve ilk son olur inşallah. Ben normalde hayatta hiç sevmem. İnternet alışverişte kızlara bile kızardım. Kız ne bileyim dezayir özendim mi? Ben de bu yaştan sonra hani azdım mı kudurdum mu derler ya. Ben öyle, de öyle. Herhalde. Öyle. Değil mi? Öyle, kesinlikle öyle. Sen de yapmıyorsun Mecan, senin de oluyor sonra tüh füh diyorsun. Benim de başıma geldi. Demek ki yaşayacakmışım, yaşanmış. Ya, yaşandı, ya. Gitti işte. Sen niye oturdun ki? Niye otur? Ayakta mı bekleyin? Selma şunun hiç tuzu yok. Ha ben dünkü yaptığım salataydı. Kızlar tuz atma dedim. Tuzsuz daha iyi Ercan'cığım. Yok kardeşim, acık tuz at sen de hayret bir şeysin. Hiç abi. Oturmuyorum, hiç. Tamam iyi, hasta masasında yani madem bir şey çıkarıyorsan yani adam alalım şunu. Tamam Selma, ben tuz at dedim, tuz şuraya yap demedim. Ah, hiç halim yok canla, hiç şuradan bir su alayım. İyi yani. Hadi Gülcelva. Ben de bir su içeyim bari. Kızlar böreğim çok güzel olmuş. Kız çorbayı çok koymuşsun, ben pizzayı nasıl yiyeceğim? Ha, çok, Ercan koca tencere çorba var da. Yarına da vallahi yemek yapmayacağım. Mahalleye mi yaptın? He, yarına da tatlı yapayım. Hiç yemekle uğraşamam. Sen önce verdiğin sözü tut. Hangi sözü? Gönülde uzayma. 3 aydır pasta yapacaksın daha. Ha, belki yaparım yani, bir kek yaparım. Havucumuz var, havuçlu kek yapıyor. Çok havuç tamam, hemen bugün böyle dediyse bir hafta iki hafta bir bekleyin. Gönülde Ercan'cığım ya uğraşma zaten yok, tamam, keyfim ama. Yok. Ama ne yapayım ben onu selbe şu. Gitti param. Sen kız şöyle oturdum. Şöyle baktım biliyorsunuz mu? Anam dedim iyiymiş dedim. 100 lira falan yazıyor. 1000 liradan 350 euroya düşmüş dedim. Kız bu kaçmaz dedim. Ha, çok ucuz. Bir de markası güzel dedim. Dur ben şunu dedim. Kız her zaman kızlara da danışırdım. Demek ki gidecekmiş arkadaşlar. Gidecekmiş o para. Anam anne izleme kız sen beni. Annem şimdi izlerse hemen ararım. Gördüm kızım der. Bir de annemden azar işitiriz. Ay kız işte bu vlogda da her şey söylenmiyor ha. Efendim Ercan, niye öyle böyle bakıyorsun, korkuyorum. Ben bugün videoyu hiç kapatmam şöyle. Birkaç gün böyle gitsin kız. He, ne unutur beni. Ben bu bayanları anlamıyorum. Kocası direksiyondan bileklerini kırıyor. Hayatım ilk defa yaptım. Bayanlar da, kadınlar da oturduk yerlerin elinde telefondan aha bu güzelmiş bas. Hayatım diyorlar. İlk defa yaptım. İlk defa yaptım. Tamam sen ipte bay yaptın ama çoluğun çocuğun hep sipariş veriyorlar. Ver onlara söyleseydin bari. Ben dedim bu sefer de kendim ne bileyim şöyle bastım. Kız hani oradan diyor şuraya gir oraya gir. Sen sahte hesap olduğunu anlamadın mı? Ama üstünde büyük markalar yazıyor. Onlar etiketli hepsi var, altında yorumlar var. Türk biliyordu, hep yabancılardı. Onlar da yazıyordu dedim hani dedim. Demek ki iyiymiş. İyi gı dedim alıvereyim dedim. Dimez olaydı. Bir bardak su içiyorum paramın üstüne. Kocamın fiyat tepkisi işte böyle. Tamam o fiyatı onu verirler mi senin hayatına? Neyse ya şans. Bugün gene baktım bir gargocu geliyor. Böyle elimi açtım. Allah'ım inşallah dedim benim kapıma çalar. Adam geçiyor. Diyorum, hadi diyorum hadi bizim zil. Hadi bizim zil. Böyle şey gibi oldum ha. Adam bizim zil. Binanın ziline bastı da o zil bizim zilimiz değildi. Nasipmiş, iyi diyeyim. Gelir inşallah belki. Umudum daha da yitirmedim. Ama biz ya işte bakayım bankaya gidelim. Bankadan paramızı geri çekebilir miyiz? Çekemezsek, onu da size söyleyeceğim. Çekemezsek parayı doğru polise şikayetçi olacağım. O zaman o sayfayla gider mi polise? Ben kaydettim. Hepsi var elimde. Tamam. O videolar var, kayıtlar. Hepsini yaptım. Hani öyle değil. Kız akıllıyım ha. Hepsini aldım. O sitenin sahibinin hepsinin kayıt olarak almıştım onları. Videolar var elimde. Hani en azından elimde bir şeyler var. Giderim polis araştırır eder herhalde. Belki bulunur. Benim arkadaşlar var. Onlara ben veririm. Ha, bakarız bir şeyler inşallah. İyi değil. Alamazsak da ne diyeyim? Haram olsun. Ne diyeyim? Arkadaşlar diyecek bir şey yok.
İşte böyle kocam. Benim tek kadarım varmış yani değil mi? He, sana sakladım, içimi yedi de ilk defa da kocamdan izinsiz bir şey yaptım. Hele benim bu bileklerim boşuna sızlanmamış kaç gündür böyle. Aylarca sızlıyordu da şu son 5-10 gündür daha çok sızlanmaya başladı. Demek ki bu yüzden sızlıyormuş. Gitti para çıktı. Ben de sormuyorum hani bir de yani hiç yapmaz. Yemin ederim ya bak 28 yıldır evliyiz daha bir güne büyük. Benden habersiz bir şey yapmadı. Allah var şimdi. Bunu nasıl yaptın sen? Aklı kim verdi? Ne bileyim gaza geldim işte coştum. Normalde gazda da çalışmam ama mantıklıyımdır da. Ama makinen var. Heyecan işte kaşındırdı demek biz ki. Biz sadece Nescafe içiyorum. Ne bileyim bundan sonra bana para falan vermeyin. Bankadaki para falan yatırmayın bana. Yok ben para neyim koymayın bu kartıma neyimi. Kartma oğlum bana kartma para falan yollama istemiyorum bu saatten sonra. Elinizi paran olmayınca da sipariş de vereyim. Tabii para öyle yapalım bendekileri geri çekin. İstemiyorum. Sen o kartı bana versene. Niye vereyim canım? Allah Allah kartımı niye vereceğim size? Kim o? Sunda mı? Bir arkadaş yazdı ya. İşte böyle değerli dostlar. Ercan'cığım hadi sen de rahatça ben yemeğini ye. Yemekten sonra da bak unutalım burada kapansın. Kocamın tepkisi burada değil mi arkadaşlar? Bir kere olmuş. Hata işte olabilir insanlık hali. Şimdi kamera karşısında sen mi kapanacak elbette telefon. Ben susuyorum. Hayatım öyle yapma işte. Bak bir daha yemek yapmam. Ben de bir hafta küs yatarım. Ben zaten kara kara düşünüyorum. Bak o yemekleri de dağıtırım konuya komşuya. İşini adamlara götüreyim. Niye adamlara götürüyorsun canım? Zaten ben kara kara düşünüyorum. Niye kara kara düşünüyorsun? Kara kara düşünüyorum. Hayırdır inşallah. Hayır. Olabilir, olmayabilir de. Kara kara düşünüyorum günlerimi zaten. Ne oldu hayatım söyle. Bir de sen böyle şeylerden geliyorsun. Tövbe bismillah ne oldu? Neyi düşünüyorsun? Sen neyden haberin var ki? Hiç sen ne günlerden haberin var, ne aylardan, tövbe bismillah, ne yıllardan. Tamam ne oldu anlatsana. Vay vay. 28 senemi vermişsin ama bazen düşünüyorsun sen boşa mı verdi? Tövbe bismillah. Aa, adam günah çıkarıyor resmen. Ne oldu? Ulan yani 21'e evlilik yıl dönümümüz kız. Aman God. Onu düşünüyorum ben de hediye alayım diye düşünüyorum. Bu da bana şimdi böyle geldi. Ben de bir şey var zannediyorum. Allah'ım ya Rabbim sana geliyorum yemin ediyorum şuradan şuradan. Kız işte böyle. Aa, ben de dedim ki acaba ne yaptım? Nerede ne yaptım? Ya dinlen bile bile bak. Ben kara kara düşünüyorum. İşte ben de kahve makinesini onun için sipariş verdiydim. Sana evlilik yıl dönümümüzde kahve makinesi aldım ben diye. Ben kahve makinesini alayım. Sen ben. Ben Nescafe bana yetiyor. Olsun işte ben de. Onun içinse bak gene benim günahım yok. Görüyor musun yani evlilik yıl dönümü. Bak yine de söylemeyecektim aslında. Yemin ederim söylemeyecektim. Ben biliyordum. Hatırlayacağım. İşte onun için yarın pasta yapacağım dedim ya. Bir kek yapayım dedim. Kalk bir şey havuçlu kek mi yapayım ya da kakaolu kek mi yapayım? Ver yansın yapayım hemen kaydırdı hatta. Yok ben kahve makinesini işte onun için alacaktım. Evlilik yıl dönümümüze kahve makinesi alacaktım. Anladınız işte. Ne güzel dedim. O da olmadı. Gizlice ben dedim Hamburg'a gideyim geleyim dedim. Gizlice yemin et. Ama artık Hamburg'u bırakın. Arabanın tekerini bile oynatma. Kurban oluyorum yemin et. Ay dur heyecan bastı. Blok doldu. Yemin et gerçek mi bu? Vallahi düşünüyordum aslında da işte. Kızım kızım telefonu kapat. O da oradan müzik açıyor. Esah mı diyorsun? Vallahi heyecan. Çok düşünüyordum da şimdi gerek kalmadı. Düşün heyecan altınlar çıkacakmış. Kızlar yılbaşından sonra altınlar çok pahalanacakmış. Şimdi de kıyınızda köşenizde altınınız varsa alın bir şeyler de kenara atın. Kız YouTube'da altın çıkardım. Herkes kolunu altın takmaya başladı. Sakın ha sermaye inanmayın gönül dostları. Altın inecek. Reklamın iyisi kötüsü olmaz insan. Gidelim de alalım. Ay iyi şans. Bak ben iyi bak evlilik yıl dönümüne kahve makinesini istemiyorum. Aman boş ver. 100 euro da başımın gözümün sadakası. Sen bana bir dene şundan kardeş al. Al ya. Ne olacak ki yarın oğlanı vereceğim, kıza vereceğim. Sanki benim değil ya. Çoluğuma çocuğuma takacağım. Alıver alıver. Çorba da iyi olmuş. Afiyet olsun. Ben daha neler yaparım. Ay birden başımın ağrısı da geçti ha. Bak moralimin bozukluğu da. Sen bak macun da çekti ha. Ha, o dur hele daha bugün hamur yaptık. O biraz dursun ondan sonra. Neyse Ercan. Ne? Bizim blok doldu. Yine mi doldu? Doldu. Ben gelin alayım bu blok patlıyor zaten. Değerli dostlar hakkınızı helal edin. Sandalyem de gıcırdadı. Pizzadan da bir tadına baksaydın. Gönül dostlar görseydi. Buyur şatsın. Hemen kocam ister de bana bilezik, Esrak'tan alacağın da bilezik, doğru söyle. Sen bana bir şey, yanlı kağıdı ver. Ercan, doğru söyle, yemin et.
Şans. Bak burada hava atmıyor değil mi? Görende aa Ercan'a helal olsun diyecekler diye öyle diyorsan ben, seni rezil ederim. Ben vallahi ben açık ve net bir insanım. Hiç birileri gibi evirip kıvırmam ben, değilse ben, tak diye söylerim. Ben kaza gelmem ki. Gönül dostları al al dese ben gidip hemen alacak mıyım? Alacağım mı? Kızım. Ben kendim düşündüm. Sudenaz, Tuğçe babanız Hamburg'a gidecekmiş haberiniz olsun. Belli değil be. Ya, yarın evlilik yıl dönümü. Sen dedin aha canlı yayın. Aman canlı canlı videom var orada. Ben yani çalışıyorum. Ben karışmam. Laf ağızdan çıktı. Gönül dostlara Selma vlog patlatmış. Bu vlogdan sonra şey... Gıcırdatmasam bu değil. Yayından sonra inşallah bir daha vlog çekebiliriz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoş tek arkadaşlar. Parça kalırsak yani bir dahakine yanınıza yarın yani tek 20, yapacağım. 21'inde, tek ya da ev hali tatlısı 21'inde yapıyor. 21'inde bizim evlilik yıl dönümümüz. Ben hediyemi hazırladım, hazırlıyordum. 21'inde ama geçti. Ben karışmam, geçmedi. Uydurma kahve makinesini, bahane etme. Bari bunu koca, koca. İki gün sonra anlatsaydı. Neyse. Arkadaşına, tüh ben ne bileyim sen bir sinyal vermedin ki. Vermem ki. Neyse, 21'i yarın evlilik yıl dönümü. 22'si Talha'nın doğum günü. 24'ü Orçun'un doğum günü. Aa hepsi zır zır geliyor. Hadi benimle öleyim. Ben daha çok bilek kırmam lazım. Değerli dostlar, sizi en güzel Allah'ımıza emanet ediyoruz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Kızlar kanalıma izlediyseniz, beyefendi kardeşlerim, like yapın, yorum yapın. Hatta videolarımı sosyal medyalarınızda paylaşarak bana destek olursanız da çok 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 sevinirim. Efendim kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Güzel, çok güzel olmuş. Gönül afiyet sağlık olsun. Unutma. Canınıza, aklınızı, bilezik değil mi? Aklınızı helal edin. Görüşürüz canlılar.